Amerika'nın son dönemde denge politikasını bıraktığını ve Rum tarafına ve Yunanistan'a karşı daha müzeye bir tutum sergilediğini de görüyoruz. Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırmasından önce şunu söylemekte fayda var. Rum tarafı silahlanmaya ilişkin bütçesini her geçen gün artırıyor. Bunun yanında farklı ülkelerden saldırı helikopterleri alıyorlar. Füze sistemleri alacağını duyuruyorlar. Ayrıca adadaki sınır boyunca 300'e yakın ağır silah mevzileri kuruyorlar. Amerika Birleşik Devletleri pek tabii ki Güney Kıbrıs Rum yönetimi silah ambargosunu kaldırması hoş bir şey değil. Bunun gerilimi artıracağı, silahlanma yarışına da neden olacaktır. Pek tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte buna karşılık ne yapabileceğini değerlendiriyorlar. Hak ve menfaatlerimizi koruyabilmek için, güvenliğimizi koruyabilmek için ne gerekirse anavatanla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte biz de yapacağız.